Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Kale Allahu tebareke ve teala fi muhkemi kitabihi kerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad yessarna l-Kur'an lizzikri fehel min muzzakirin. Sadakallahul azim. ونتق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين والعاقبة للمتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kainatı eşsiz bir şekilde yaratan ve bizlere sayısız nimetler bahşeden alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamd ve senalar olsun. Bizlere vahyi nasıl anlayıp nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen, kendisine tabi olunmadıkça cennetin imkansız olduğu peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına, bugüne kadar yaşamış, bugün yaşayan, bugünden de kıyamete kadar yaşayacak olan gayesi Allah'ın rızası, önderi Resulullah, rehberi Kur'an-ı Kerim olan bütün Müslümanların üzerine salat ve selam olsun. Allah Azze ve Celle kainatı yaratmış, kainata bir düzen koymuştur. Bakara suresinin 29. ayetinde Allah Azze ve Celle yeryüzünü bizim için yarattığını beyan etmektedir. O Allah ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra göğe yöneldi ve göğü düzenledi 7 kat olarak. Dikkat edersek Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle kainat için belirlemiş olduğu hedefi gündeme getiriyor ve daha sonra o yeryüzünde göğü onun için hazır bir hale getirip yeryüzünü onun için hazır bir hale getirdikten sonra 30. ayet-i kerimede ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diye buyuruyor. Aslında halife daha yaratılmadan önce onun mekanı hazırlanmıştı. Şimdi bizim için hazırlanan bir mekandan bahsediliyor. Ve gök, yer her ikisi de Allah Azze ve Celle'ye boyun eğmiş, teslim olmuş ve yaratılmış veya da yaratılacak olan halife için hizmete hazır beklemektedirler. Kainattaki her şeyin Allah'a teslim olduğunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. İnsanlar ve cinler bu noktada muhayyer bırakılmışlardır. Aslında insanların da bu organizmaları itibariyle, organları itibariyle onlar da Allah'a teslim olmuşlardır. İster Yahudi, ister Hristiyan, ister Mecusi, ister putperest olsun. Bu insanlar ne kadar iradeleriyle Allah'a teslim olmasalar da vücut itibariyle, organları itibariyle Allah'a teslim olmaktadırlar. Bunları inşallah detaylandırmaya çalışacağız. Kainatta yaratılan her şeyi Allah Azze ve Celle halife olarak yaratacağı mahluka hizmet için ne kadar sunsa da o mahluk bunun kıymetini bilmeyip o Allah'ın vermiş olduğu nimetlerden istifade ederek Rabbine nankörlük eden bir konuma da gelenler olmuştur. İşte
Rabbine nankörlük edenlerle etmeyenleri gündeme getiren bir meseleyi bugün işleyeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiği topluluklar içerisinde insanlara iyiliği emreden, kötülükten yasaklayan, yani bizim anlayacağımız şekilde bizim hayallerimizde kurmuş olduğumuz peygamber versiyonuyla meseleyi dile getirirsek, yolda yürürken, sokakta, caddelerde velhasılı kelam herhangi bir yerde insanlarla karşılaşınca onları iyilik yapmaya, yakınlara bakmaya, yolda kalmışa yardım etmeye, fakirlere, miskinlere yardımcı olmaya davet ederken, içkinin kötülüklerini anlatıp içkiden uzak durmaya, kumarın kötülüklerini anlatıp kumardan uzak durmaya, yalanın kötülüklerini anlatıp yalandan uzak durmaya insanları davet etmiştir. Böyle bir versiyon var bizim aklımızda. İnsanları namaza davet eden, insanları hayırlı şeylere davet eden bir kişi. Bunu bizim köydeki Mehmet amca da yapıyor. Bakın dikkat edin. Herhangi bir kişinin yapmış olduğu bu görevin bir tık üstü olarak biz Resulullah'ı tanıyoruz. Oysa ki peygamberlerin yeryüzündeki asıl amacı, asıl hedefi bu değildi. Halifenin görevi yeryüzünü ben imar ettim, senin hizmetine verdim, seni de bana hizmet etmen için yarattım. Seni de bana itaat etmen, bana kulluk etmen için yarattım. Seni yeryüzünde halife olarak görevlendiriyorum. Belli bir süreliğine bu görevi sana veriyorum. Sana vermiş olduğum emaneti, can emanetini, gözünü, aklını, dilini, elini, ayağını kullanma emanetini ki irademize, bizim irademize vermiştir Allah Azze ve Celle bunları. Sana vermiş olduğum bu serbestiyeti sen benim için mi kullanacaksın yoksa nefsin kendi çıkarları için mi kullanacaksın, bunun imtihanını yaşıyoruz. Peygamberler gönderildiği topluluklarda halifelik şuurunu çok iyi anlamış ve bunu yaşamışlardı. Peygamberlerin vefatından sonra onları takip eden ulema da, özellikle seçilen halifeler bu noktada bu görevi hassasiyetle yerine getirmeye çalışmışlardır. Özellikle sahabe döneminden bahsediyoruz. Bu görev nasıl bir görev diye. Bu görev yeryüzünü Allah yaratmışsa yeryüzünde Allah'ın dediği olması gerekliliğidir. Güneş, ay, yıldızlar, kainattaki her şey nasıl Allah'a boyun eğmişse insanın da Allah'a boyun eğme zorunluluğunu insanlara anlatmak, hissettirmek ve kabul etmeleri için gerek Kur'an'dan gerek sünnetten bütün delilleri ortaya koyabilmektir. Halifelerin görevi budur. Yani şunu söylemek istiyoruz ki peygamberler eğer gerçekten sadece insanlara iyiliği emredip kötülükten nehyedip faydalı şeyleri yapmalarını, zararlı şeylerden uzak durmalarını isteseydi, az önceki saymış olduğum maddelerden bahsediyoruz, emin olun hiçbir Musa Firavun'la ters düşmezdi. Hiçbir İbrahim Nemrut'a da ters düşmezdi. Yani İbrahim Aleyhisselam'ı takip ettiğini söyleyen insanlar da ters düşmezlerdi. Musa Aleyhisselam'ı takip ettiğini söyleyen insanlar da ters düşmezlerdi. Ki bakıyoruz ki Musa Aleyhisselam Firavun'la ters düşmüş, İbrahim Aleyhisselam Nemrut'la ters düşmüş, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mekke müşrikleriyle, Ebu Cehil'le, Velid bin Mughire ile ters düşmüş. Neden bunlarla ters düşüyor? Oysa ki yapılan bu icraatların hepsi Firavun ve Nemrutların müthiş bir şekilde işine yarıyordu. Oysa ki böyle bir şey yapan bir kişiye Firavun ve Nemrutlar ödüllendirmesi gerekirdi. Onları maaşa bağlardı. Onlara dokunulmazlık verirdi. Onlara kimsenin zarar vermemesi için bütün mücadeleleri gösterirlerdi. Çünkü onlar toplumu bu noktada iyiliğe, güzelliğe davet ederek Firavunlar istediği gibi halkı sömürmeye devam edebilirlerdi. Firavunlar
bu noktada makamlarını, mevkilerini rahat bir şekilde sağlayabilirler ve bunu koruyabilirlerdi. Ama peygamberlerin derdinin bu olmadığını, peygamberlerle gönderilen Firavun ve Nemrutların arasındaki meseleden anlıyoruz. Eğer biz dersek sadece budur peygamberlerin görevi, insanları namaza, iyiliğe, güzelliğe davet etmek, kötülükleri anlatıp onların uzak durmasını sağlamak, eğer bu dersek sadece, o zaman karşımıza şu soru çıkar: o zaman Nemrut, Firavun neden peygamberlere ters düşmüş? Çünkü peygamberlerin derdi, amacı, hedefi yeryüzündeki halifelik şuurunu hissederek, anlayarak, yeryüzünün tamamını Allah bizim hizmetimize vermişse, yeryüzündeki her şey Allah'a boyun eğmişse, ey insan, senin de Allah'a boyun eğmen gerekliliğidir. Bunu insanlara anlatmaya çalışmışlar. Tabii ki bu mesele Firavun'a, Nemrut'a gidince onlar da dik duruşunu, karşı çıkışını hemence göstermişlerdir. Ve peygamberlerle Firavunlar, Nemrutlar arasındaki mücadele kıyamete kadar hep devam etmektedir. Şimdi peygamberlerin gönderilmiş olduğu topluluklara, özellikle halkın alt kesimine değil de üst kesimine de bir tebligat yapmış olduğunu çok açık ve net ayetlerden görüyoruz. Çünkü bir ortamda, bir bölgede, bir beldede Allah Azze ve Celle'nin rızasının gözetilmesi ve Allah Azze indirdiği hükümlerle yaşanılması isteniliyorsa, bu noktada o topluluğun önce başının değişmesi lazım. Başının boyun eğmesi lazım. Ve bu noktada onların düzelmesi demek, toplumun geri kalanında düzelmesi demekti. Onlar batıl bir düzenin devam etmesi için bütün mücadelelerini verirler. Çünkü onlar batıl düzen sayesinde rahat ettiklerini düşünür. Batıl düzen sayesinde zenginlikte, güçte, kuvvette üstün olduklarını zannederler. İşte onların bu düşünceleri, ellerindeki zenginlik, ellerindeki rahatlık, mevki, makam sevdası gitmesin diye peygamberlere ilk karşı duruşu gösteren varlıklar bunlar olmuştur. Halk düzelsin ama bana boyun eğmeye de devam etsin. Böyle bir halk, böyle bir İslam istemişlerdi. Oysa ki peygamberler her şeyin Allah'a teslim olduğu gibi onların da Allah'a teslim olması gerektiğini apaçık bir şekilde onlara sunmuştu. Ali İmran suresinin 83. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: اَفَغَيْرَ د۪ينِ اللّٰهِ يَبْغُونَ Yoksa onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Yani Allah Azze ve Celle'nin kendilerine sunmuş olduğu hayat tarzına başka bir hayat tarzı, Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bir yaşantıdan başka bir yaşantı, Allah'ın razı olduğu hükümlerin dışında başka hükümler mi istiyorlar? Kime özeniyorsunuz? Neyi istiyorsunuz? Allah Azze ve Celle'nin bizim için seçip beğendiği o dine nasıl olur da bir Müslüman onu söyleyen kişi razı olup boyun eğmez, teslim olmaz? Allah diyor ki ben size bir din seçtim. Ve o dini kemale erdirdim. Ve ben ondan razı oldum. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin bizim için bir hayat tarzı, bir yaşantı tarzı seçmesi, onu bize sunması ve diyor ben ondan razı oldum, Allah'ın senin hakkında belirlediği dinden razı olmakla beraber sen bu noktada Allah'ın sana sunmuş olduğu hayat tarzına sen razı değil misin? Neden başka hayat tarzlarını arıyorsun? Dercesine Allah Azze ve Celle uyarıyor. Ayetin devamını okuyoruz. وَلَهُ أَسْلَمَا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Oysa ki siz Allah Azze ve Celle'nin sizin için sunmuş olduğu hayat tarzına, hayat tarzını beğenmezken, o hayat tarzına boyun eğmezken, o hayat tarzına yönelmezken, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah Azze ve Celle boyun eğmiş, teslim olmuştur.
Siz boyun eğmeseniz de, siz teslim olmasanız da göklerde ve yerdeki her şey Allah'a teslim olmuştur. Dev'an ve kerhen. İsteyerek ya da istemeyerek de olsa Allah'a teslim olmuşlardır. Şimdi kainattaki her şeyin Allah'a teslim olduğu beyan ediliyor. Oysa ki insanların bir kısmı Allah'ın kendileri için seçip beğendiği dinden, İslam'dan razı olmuyorlar. Ali İmran suresinin baş taraflarına gidersek Allah katında hak din ancak İslam'dır diyor. Bizim için beğenip seçtiği dinin adı İslam'dır. İslam Seleme kökünden gelir. Seleme bu noktada bağlanmak demektir. Boyun eğmek demektir. Seleme'nin yine aynı kökten silim gelmektedir. Silim ise selamette olan demektir. Selametin manası ise saadet ve huzur içerisinde olan demektir. Yani bir insan İslam olmadıkça saadet ve huzuru bulamayacaktır veya başka bir deyişle saadet ve huzur ancak İslam'a teslim olmakla mümkündür. Huzur İslam'da ama İslam olduğunu söyleyenlerde demiyor. Huzur kalben İslam'a yönelen insanlarda olduğunu beyan ediliyor. Kalben İslam'a teslim olanlarda olduğu beyan ediliyor. İşte bu ayette de göklerde ve yerde ne varsa hepsi dev'an ve kerhen. İsteyerek ya da istemeyerek Allah'a boyun eğmiş teslim olmuştur. İnsanın da bu noktada teslim olacak mı olmayacak mı imtihan olarak sonu beklenmektedir. Ayetin devamında ve ileyhi yurcaun ve onlar Allah'a döndürülecekler. Bakın Saffat suresinin 26. ayeti kerimesinde Allah azze ve celle buyuruyor ki mealen hayır onlar bugün teslim olmuşlardır. Kim bunlar? Bunlar cehennemlik olanlar. Dünyada Allah'a teslim olmayanlar. Dünyada kafama göre yaşarım diyenler, Allah'ın kendileri için seçip beğendiği hayat tarzına razı olmayanlar, o gün istese de istemese de dünyadayken dev'an ve kerhen, istese de istemese de teslim olmak zorunluluğu hissetmeyenler, o gün ahirette bunu hissedecekler. Dev'an ve kerhen, istese de istemese de Allah'a teslim olmak zorunda olacaklar. Ve teslim olacaklardı. Yeryüzünde nasıl gökler yer Allah'a boyun eğmiş teslim olmuşsa, öldükten sonraki hayatta da insandan bütün bunlar alınacak. Ve Allah'a teslim olacak. Evet gönderilen peygamberler yeryüzünde baki batıl düzenleri değiştirmek, onların yerine hak ilahi nizamı kurmak için gönderilmişlerdir. Bunu çok açık ve net bir şekilde görmekteyiz. Hemen bu noktada dönüyoruz. Kamer suresine, Hud suresine ve diğer surelere baktığımız zaman gönderilen peygamberler gönderildiği topluluklarda bunu net bir şekilde ispatladıklarını anlıyoruz. Çok basit bir şekilde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye geldiğinde en sonki dönemine bakın Mekke'nin tamamına İslam'ın hakimiyetini sağlaması. Mekke'de de Allah'ın dediği olması lazım. Mekke'de de insanların güneş, ay, yıldızlar gibi Allah'a boyun eğmesi lazım. Ve boyun eğmişler de. Şimdi kainattaki her şeyin Allah'a boyun eğdiğini, teslim olduğunu gösteren birçok ayet-i kerime varken bunların birkaçını inşallah sizlerin istifadenize sunacağız. Şimdi Allah Azze ve Celle gökyüzünde, yeryüzünde, kainatta ve aynı zamanda hayvanlarda ve aynı zamanda bitkilerde de İslam'a yönelik teslimiyeti gündeme getirmişlerdir. Allah Azze ve Celle onlara görev vermiştir. Onlar bu teslimiyetinin gerektirdiği görevleri layıkıyla yerine getirmişlerdir. Hemen Nahl suresinin 12. ayet kerimesini okuyoruz. Geceyi, gündüzü, güneşi, ayı sizin hizmetinize Allah verdi. Güneşi yarattı dedi ki seni yaratıyorum. Sen insanları ıslayacaksın ve aydınlatacaksın. Belli vakitlerde. Ay sen de gece onları aydınlatacaksın. Geceyi ve gündüzü. Gece sen insan için sessizlik. Gündüz ise insan için çalışıp da bir şeylerini elde etmesi için bir geçim kaynağı.
Ve bütün bunların yanında daha birçok nimet. Geceyle gündüzle birçok bitki yetişiyor. Gece olmayınca bitki yetişmiyor. Yani bitkilerin güneşe olan ihtiyacı ne kadar varsa geceye de o kadar ihtiyaçlarının olduğunu bilimsel olarak görmekteyiz. Ve Allah diyor ki bütün yıldızlar da onun emrine boyun eğmiştir. Hani Allah'ın emrine bütün yıldızlar da boyun eğmiştir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır. Kainattaki her şey Allah'a boyun eğmiş. Yine hayvanlarda da Allah'a boyun eğdiklerini görüyoruz. Hayvanları da Allah Azze ve Celle insanların istifadesine sunmuştur. Nahl suresi yine 5. ayet. Hayvanları da o yarattı. Onda sizi ısıtacak şeyler ve birçok faydalar vardır. Onların bir kısmını da yersiniz. Yine Allah Azze ve Celle وَالَّذ۪ي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا O ki bütün çiftleri yarattı. وَالَّذ۪ي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ Ve diyor, sizin üzerine binip ondan istifade etmek için gemileri ve binek hayvanlarını yarattı. لِتَسْتَوُ عَلَى ظُهُورِهِ Onların üzerine yerleşin. ثُمَّ Sonra تَذْكُرُ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ Rabbinizin sizin hizmetinize verdiği bu nimeti hatırlayarak وَتَقُولُ Şöyle deyin. سُبْحَانَ الَّذ۪ي Allah'ım seni tüm noksanlıklardan tenzih ederiz. سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّ لَهُ مُقْرِنِينَ Bunları bizim emrimize amade kılan Allah'a hamdolsun. Yoksa biz bunları emrimize amade kılanlar olamazdık. Allah deveyi yarattı. Allah atı yarattı, katırı yarattı, eşeği yarattı. Dedi ki sizler insanlara hizmet edeceksiniz. Sizler insanların bu noktada yüklerini ve insanları taşıyacaksınız. Ve bu noktada onlar boyun eğmişlerdir. Allah arıyı da yarattı. Ve Allah Azze ve Celle arıya da bir mükellefiyet verdi. Rabbim bal arısına şöyle vahyetti. Dedi ki ey arı, dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolay kıldığı yollara gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Bu arıya bal yapmasını da Allah vahyetti. Allah arıyı bu şekilde görevlendirdi. İneği süt versin diye görevlendirdi vesaire malzemelere ondan istifade etmek için görevlendirdi. Tavuğu yumurta yapsın diye gönderdi. Yaratmış olduğu bütün hayvanatın kesinlikle bir hikmeti vardır. Bir kısmını bilebiliyoruz, bir kısmını bilemiyoruz. Ve şunun çok net bir şekilde anlaşılması lazım. Allah Azze ve Celle onlara nasıl bir görev üzere yaratıp yeryüzüne koyduysa İnsanı da bir görev üzerine yaratıp yeryüzüne koymuştur. Her şey sana hizmet ederken senin de alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye teslim olman emredilmiştir. Ve bu noktada Allah Azze ve Celle'nin bizlerin istifadesine sunduğu birçok ayeti kerime vardır. Hemen bunlardan yine bir kısmını daha okuyalım. Câsiye suresi 13. ayet-i kerimede yine Allah Azze ve Celle göklerde ve yerde ne var, yeryüzünde ne varsa hepsini insan için yaratmış. Ne varsa. Likulli diyor, hepsini diyor. Bütün hepsini insan için yaratmıştır. Yine Allah Azze ve Celle İbrahim suresinde Allahüllezî halakas semâvâti vel erdi. O Allah ki gökleri ve yeri yarattı. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ Estağfurullah. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ O ki gökten yağmuru indirip yeryüzüne sizin için çeşitli rızıklar çıkardı. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ Ve o denizde giden gemiyi de sizin için yarattı diyor. Sizin hizmetinize verdi. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارِ
ve nehirleri de sizin hizmetinize verdi. Ve sahhara lekumuş şemse vel kamere, güneşi ve ayı da sizin hizmetinize verdi. Ve sahhara lekumul leyle ven nehare, ve geceyi gündüzü de sizin hizmetinize verdi. Ve ataakum min kulli ma saaltumuh, ve kendisinden isteyebileceğiniz her şeyi sizin hizmetinize verdi diyor. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha, siz Rabbinizin nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız diyor. Ayetin sonuna dikkat edin. İnnel insane le zalumun kefer, yalnız insan zalim ve nankördür diyor. Allah Azze ve Celle bütün her şeyi insan hizmetine vermiş. İnsan Allah'a boyun eğmek yerine insan nefsine, şehvetine, dünyaya meyletip yeryüzündeki görevini, vazifesini unutmuştur. Evet, peygamberler gönderildiği topluluklarda Allah Azze ve Celle dediği olsun diye mücadele etmişlerdir. Şimdi kainatta Allah'a boyun eğen bu topluluğun, yani kainatta güneş, ay vesaire şeylerin Allah'a boyun eğmesini nasıl izah edeceğiz? Gönderilen peygamberler dedik ya, görevleri batıl düzenleri, bozguncu düzenleri, insanlara zulmeden, insanları ezen, sömüren düzenlerin kaldırılıp, onları yıkılıp Allah'ın razı olduğu adil, mutlu, saadeti dareyn denen o düzenleri kurmak için görevlendirilmişlerdir. Bakın, dedik ki eslim, teslim olan demektir. Teslim olan kişiye de Müslim denir, yani Müslüman denir. Şimdi güneşe, aya, yıldızlara bakıldığı zaman Allah'ın emrine isteyerek ya da istemeyerek, dev'en ve kerhen, teslim oldukları için aslında biz onlara da Müslüman diyebiliriz. Yani teslim olmuş açıları dikkate alındığında onlar da birer Müslümandır. Allah'ın emrinden zerre kadar sapmazlar. Şimdi Allah'ın emrine teslim olan herhangi bir varlık, peygamberler, insanlar, peygambere tabi olan insanlar, bitkiler, hayvanlar, güneş, ay, yıldızlar, bütün hepsi teslim olanlar Müslümandırlar. Teslim olma itibariyle Müslümanlara boyun eğmişlerdir. İnsanların içerisinde Allah'a boyun eğen onlar da İslam ve Müslüman olmuşlardır. Ve Allah Azze ve Celle kendisine teslim olmayanlara, kendisine teslim olanları musallat kılmıştır. Allah'ın derdi yeryüzünde dediğinin olmasıdır. Eğer yeryüzünde Allah'a teslim olan insanlar, Allah Azze ve teslim olmayan insanlar mücadelelerinde zayıf kaldıklarında Allah Azze ve Celle kendi ordusunu gönderir. Teslim olan diğer varlıkları teslim olmayanların üzerine musallat kılar. Nasıl yani? Şimdi hemen bunu ayetlerden birebir görmeye çalışalım. Kamer suresinde Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu ayın ikiye yarılması mucizesiyle beraber onun apaçık belagatı, Kur'an ki apaçık bir mucizedir, buna rağmen Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini kabul etmeyen insanlara Allah Azze ve Celle şunu beyan etmektedir. 11 ve 12. ayet-i kerimelerde Allah Azze ve Celle Nuh kavminden bahsediyor. Diyor ki biz Nuh'u da kavmine gönderdik. O insanları Allah Azze ve Celle teslim olmaya, Allah'a kulluk etmeye, Allah'a boyun eğmeye davet ettiklerinde onlar Nuh Aleyhisselam'ı yalanladılar. Kabul etmediler, teslim olmadılar. Ve Nuh Aleyhisselam dedi ki, ey Rabbim dedi, ben kendime yenik düştüm, bana yardım et diyerek Allah Azze ve Celle'ye yalvardı. Allah Azze ve Celle de teslim olan Nuh'un çağrısını işitince teslim olan diğer ordusunu Nuh'a yardıma gönderdi. Diğer olan orduyu hemen burada zikrediyoruz. Biz de sağanak su ile göğün kapılarını açtık.
ve yeri de kaynaklar halinde fışkırttık derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. Ve daha sonra Nuh Aleyhisselam'ın kavmi o suyun altında helak oldu. Boğuldular. Daha sonra Allah Azze ve Celle yeryüzündeki o Müslüman olan Nuh'a gönderdiği diğer Müslümanlara dedi ki, ey gök suyunu tut, ey yer suyunu yut. Kur'an'da geçiyor bu ayetler. Ey gök suyunu tut, ey yer suyunu yut. Hud suresinde geçiyor olması lazım bu ayet. Bakın 44 diye hatırlıyorum numarasını. Allah Azze ve Celle'nin emrine boyun eğmiş olan, boyun eğmemiş olanlara savaş açıyor. Yine devam ediyor. Bu ayeti söyledikten sonra başta okumuş olduğumuz ayet. وَلَقَدْ يَسَّلْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرِينَ Andolsun ki Kur'an'ı öğüt alasınız diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu? Daha teslim olmayacak mısınız? Daha boyun eğmeyecek misiniz? Halen daha yönelmeyecek misiniz? Sizden önceki peygamberlere gönderilen kavimler boyun eğmeyince, o peygamberin getirdiğine razı olmayınca, Allah'ın getirdiği, razı olduğu dini kabullenmeyince, bakın Allah Azze onların sonu ne hale getiriyor. Teslim olmayana teslim olunmuş birçok şey musallat kılınıyor. Yine Allah Azze ve Celle ayetlerin devamında 19 ve 20'de Kamer suresi 19. ve 20. ayetlerde diyor ki, biz Ad kavmine de Hud'u gönderdik. Hud aleyhisselam da kavmine bu noktada tebliğ yaptı. Davet etti. Allah Azze ve Celle'nin rızasını, onun razı olduğu dine, yaşantıya davet etti. Teslime çağırdı, boyun eğmeye çağırdı. Onlar ise Hud aleyhisselamı yalanladılar ve onlara dondurucu diyor rüzgar gönderdik. Dondurucu rüzgar göndererek onların bu noktada sökülmüş hurma kütükleri gibi yerlere serildi insanlar diyor. Yine biraz daha seri gidelim. Kamer suresi ve bu ayetten sonra da وَلَقَدْ يَسَّنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ Andolsun ki Kur'an'ı öğüt alasın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu? Daha sonra Allah Azze ve Celle Salih Aleyhisselam'ın Semud kavme göndermesinden bahsediyor. Semud kavmi de gönderilen peygamberi yalanlıyor. Allah Azze ve Celle onları korkunç bir ses, tek sayha da diyor, helak etti diyor. Bu gönderilen sayha, o korkunç sesle çalınan çırpının kırıntıları gibi onlar kırılıp döküldüler diyor. Ve bu şekilde de onlar helak olunca Allah Azze yine ayetin devamında وَلَقَدْ يَسَّنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ Andolsun ki Kur'an'ı öğüt alasın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu? Ve devamında 34. ayet, Lut Aleyhisselam'ın kavmi, onlar da gönderilen peygamberi yalanladılar. Onların üzerine de taşlar savuran bir fırtına gönderdik. Bakın fırtına da, bu noktada gönderilen rüzgar da Allah'ın emrinde, Allah'a boyun eğmiş Müslümanlardır. Yine Musa Aleyhisselam'a Musa gönderildiği Firavun'un kavmi. Onlar da bildiğiniz üzere suyun altında helak olup gitmişlerdir. Kuvvetli ve kudretli bir yakalayışla onları yakaladık diyor Allah Azze ve Celle Kamer suresinde. Ve bütün bunların hepsini incelediğimizde Allah'a boyun eğmeyenlere Allah Azze ve Celle kendine boyun eğmiş varlıkları gönderiyor. Yine Abdullah İbni Ömer naklediyor. Diyor ki, bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle dedi. Ey muhacirler topluluğu, beş şey var ki onlara muhtara olacağınız zaman sizde hiçbir hayır kalmaz. Biz sizlerin böylesi bir duruma düşmenizden Allah'a sığınırım dedi. Onlar şunlardır. Bir toplumun içinde zina çıkıp da o toplum bu suçu alenen meyletmeye başlayınca muhakkak taun hastalığı ve daha önce gelmiş toplumların tanık olmadıkları hastalıklar yayılır. 2. Ölçü ve tartıyı eksik yapan her toplum mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı ve başlarındaki yöneticilerin zulmüyle cezalandırılır. 3. Mallarının zekatını vermekten kaçınan her toplum mutlaka yağmura hasret kalır ve eğer hayvanlar olmasa onlara hiç yağmur verilmez. 4. Allah'ın ahdini, Resulünün ahdini, yani verdikleri sözü bozan her toplumun başına mutlaka Allah kendilerine olmayan düşmanı,
dış düşmanı müsallat eder diyor. Ve düşman o toplulukların sahip olduklarının bir kısmını muhakkak ellerinden alır. 5. Ve onların imamları, önderleri Allah'ın kitabıyla amel etmeyince Allah'ın indirdiği hükümlerden işlerine geleni seçtikçe Allah onların azabını kendi aralarında kılar diyor. İbn-i Mace'de geçen bir hadisi okuduk. Allah Azze ve Celle anlayabilmeyi nasip etsin. Bakın, insanın vücudundaki her şey de Allah'a teslim olmuş. Kalp Allah'a teslim olmuş. Ciğerler, sindirim ve boşaltım sistemi. Bunların hiçbirisini sen yapmadın, ben de yapmadım. Ve bunlar daha yaratıldığımız anda Allah Azze ve Celle bu mekanizmayı bizim içerimize yerleştirdi. Ve kendi kendine işliyor. Yeme yedikten sonra çiğneyip atmakla beraber, ki çiğnemek için o dişleri ağzında, önde kesici, arkada ezici dişleri yaratan da Allah. O da kendi kendine olmadı. Ve yemeği yutmak için mücadele elinle ittirmiyorsun. O kendiliğinden yaratılış icabı, artık ondan sonra hüküm Allah'ta. Allah'ın dilemesiyle kendi kendine iniyor ve burada Allah'ın dilemesiyle hareketler devam edip faydalı olanlar bizde kalıyor, zararlı olanlar bir şekilde dışarı def ediliyor. Bakın, kalbine şu an dur iki dakika dinlen diyebilecek misin? Bakın, o sana teslim olmuş, Allah'a teslim olmuş. Kalp Allah'a teslim olmuş. Hatta bazen uyuştuğu zaman elimiz, kolumuz, ayağımız, o an onun iradesi bizden çıkar. O kolu sen kullanamıyorsun, kaldıramıyorsun, indiremiyorsun. Felç olan insanları düşünün. Allah belki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl onun iradesine vermiş olduğu kolu, ayağı 30 yıl sonra felç hastalığı vererek Allah bizleri muhafaza buyursun. Ve o kişiyi bu noktada iradesine verdiği o el kolu onun iradesinde kalıyor. Şunu düşünmek lazım. Bizim irademize verdiği nimetleri biz ne kadar onun rızası istifadesi doğrusunda kullandık. Ve hemen toparlayıp bitirelim inşallah. Allah Azze ve Celle'nin bizler için sunmuş olduğu hayat tarzı en güzel yegane hayat tarzıdır. O hayat tarzına ulaşabilmek, o hayat tarzını elde edebilmek buna göre teslim olmakla mümkündür. Teslim olan varlık, teslim olmayan varlıkları önce teslim olmaya davet eder, daha sonra onlarla mücadele etmeye başlar. Gönderilen peygamberlerin asıl derdi, asıl mücadelesi de bunun üzerineydi. Gönderildiği toplulukların ve başların özellikle İslam'a daveti ve onların İslam'a göre yaşaması için bütün mücadelesi sonuna kadar vermesidir. Ve gitmiş olduğu topluluklarda Allah Azze ve Celle gerek ona Müslümanlara yardım ederek, gerek dış Müslümanlar. Dış Müslümanlar dediğim insan dışındaki Müslümanlar. Güneş Müslümanı, ay Müslümanı, sel, fırtına Müslümanı ve bunun gibi Müslümanlarla Allah davasına yardım etmektedir. Rabbim inşallah peygamberleri, gönderiliş gayesini, kime karşı nasıl mücadele verdiğini ve peygamberlerin hedeflerini en güzel şekilde anlayabilmeyi, anladıktan sonra da yaşantımıza geçirebilmeyi bizlere nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.